Evet arkadaşlar, bu bölümde sizlere toaster kullanımını gösteriyor olacağım. Kısaca nedir toaster? Bildirim mekanizması. Bu sayfada bloklanmadan gösterebileceğiniz kullanıcılara jQuery ile yazılmış bir JavaScript kütüphanesi, bir bildirim kütüphanesi diyebiliriz. Notification dediğimiz olay. Genelde sayfa üzerinde sağ tarafta ve sol tarafta değişik yerlerde gösterebileceğiniz çok şık bildirim kutucukları açmaktı ki birazdan size gösteriyor olacağım. Bu bloklanmayacak şekilde herhangi bir sayfada açılabilir, gözükebilir. Böylece kullanıcı hani sayfalar arasında gezerken bile bu bildirimleri kolayca kendisine gösterebilirsiniz. O yönden hoş, kullanışlı bir araç. Sizlere bunu iki farklı yöntemle yapıyor olacağım. Bir tanesi Ajax işlemlerinde nasıl kullanırız? İkincisi de normal getpost yani sayfa yenilemelerinde bunu nasıl kullanırız? Bunun için gerekli ufak bir altyapı oluşturacağız ve bu altyapı üzerinden de kodlarımızı işletiyor olacağız. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum ama öncelikle görelim nedir bu toaster, nasıl bir görünümü var onu göstereyim. Evet, GitHub üzerinde toaster yazarsanız zaten çıkacaktır. Code7 altında, kullanıcısının altında toaster'ı görebilirsiniz. Open, burada kodlarına dolaşabilirsiniz. Basit bir notification, toast JavaScript kütüphanesi. Burada zaten bazı hazır versiyonlarından bahsediyor. Demo için şuradaki linki veya buradaki linki tıklayabilirsiniz. Bu link üzerinde şunu tıklayalım. Direkt bütün ayarlarını yaparak show toast diyerek bir notification çıkmasını sağlayabiliyorsunuz ki gördüğünüz gibi bastığımda şurada çıkan şu arkadaş bizim işte bildirmemiz. Birkaç tane bastığınızda bakın farklı farklı her bastığımda çıkıyor. Buradan işte close butonu olsun, üzerinde şu olsun bu olsun gibi ayarlarını yapıp işte success'i göster, info olarak göster. İnfolar böyle mavi. Close butonu koy dediğim için burada bir close butonu çıktı falan. Warning dediğinizde warningler böyle sarı ikonları geliyor. İşte error bu şekilde. Gayet şık duruyor. Üzerine gelince de böyle tatlı bir netleşme olayı oluyor. İçine gördüğünüz gibi HTML falan da koyabiliyorsunuz. Bunun dışında buradan animasyon ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Şurada yap, burada yap. Pozisyonlamasını yapabiliyorsunuz. İşte sağ hani üstte yerine sağ altta çık diyebilirsiniz. Ya da başka bir noktada örneğin top center yukarıda çık diyebilirsiniz. Çok kullanışlı değil de burada. Tabi buradan yapıp bastığınızda da zaten size bakın optionlarını veriyor. Yani bir JavaScript ayarlarını da burada size sunuyor. Direkt bunu kopyalayıp sayfanıza koyup artık bu notification'ların bu ayarla çıkmasını sağlayabilirsiniz. Tabii o notification'ları çıkaracak JavaScript kodunu yazıyor olacağız. Dolayısıyla proje GitHub'da demosu da var, demo sayfası ve buradan indirebilirsiniz. Fakat Nuget'te de var. Şurada zaten söylüyor. Nuget galerisinde install package deyip toaster yazdığınızda yüklenecektir. Onun dışında aşağı indiğinizde de dokümantasyonu da burada var. Gayet güzel açıklanmış. Toaster.warning deyip önce mesajı varsa virgül koyup title'ı girebilirsiniz. Ve böylece o toaster sayfada beliriyor. Kendisi bunları ayarlıyor. İşte warning, success, error, hani uyarı sarı olan toaster'lar, success başarı yeşil olan toaster'lar. Error hata tosterları. Bütün tosterları sil diyerek anında silebilirsiniz bir tosteri veya clear diyerek hepsini temizleyebilirsiniz şu an gösterim şu an veya gösterilecek olan. Belli bir süre falan da atamanız mümkün. Yani ayarları ezerek çalışmasını da sağlayabilirsiniz. HTML'ini aktifleştirebilirsiniz ayarlardan ki zaten daha deminki sayfada da bu vardı. İşte close butonunu optionlardan açıp kapatabilirsiniz. Bunun ve benzeri işte close butonunun HTML'ini değiştirebilirsiniz gibi özellikleriyle geliyor. Burada detaylı dokümantasyonuna ulaşabilirsiniz arkadaşlar GitHub sayfasında. Eventleri falan da mevcut zaten. Şu görüntülendiğinde, gizlendiğinde, kliklendiğinde, close'a basıldığında ki eventleri de yakalamanız mümkün. Olarak bütün hepsini detaylıca açıklamış. Biz de şimdi bunu indirip kullanalım bir örnek projede.
Hemen bir yeni proje oluşturuyorum. Hızlıca bir MVC projesi 28 olsun. Benim hazır Simple Code First Codes isimli NuGet paketinden indireceğim örnek proje üzerinde yapacağım. Şöyle temiz bir proje örneği üzerinde ilerlesin kodlar. Siz kendi projenizde kullanabilirsiniz. Bunu direkt burada hemen install package sample code first codes yazıp enter'a bastığımda inmeye başlayacaktır. Bu biraz zaman alabilir arkadaşlar. Bekleyin, sabredin, gelecektir. Bir de view klasörünün altındaki web config'de değişiklik de yapma ihtiyacı duyabiliyor. O yüzden de bunu ezmek isteyip istemediğini soracaktır. Yes deyip devam edebilirsiniz. Eğer orada önemli bir şey yapmadıysanız. Evet, dediğim gibi geldi ve sordu bana. İstiyorum. Ezdi ve işi bitirdi. Evet, benim hazır örnek altyapısını oluşturdu. Şimdi bir de buna install neydi? Toaster. Şöyle yazım şekli. Bunu da install ettiriyorum. Sanırım ihtiyaçlarımız tamam. Hemen layout'ta ufak bir ayar yapalım. Sheet'in altındaki layout sayfamda şu tepedeki modernizer'ı sileceğim. Site CSS'im yok, onu da sileceğim. Bir de hemen content'e bakıyorum. Toaster'ın gördüğünüz gibi CSS kütüphanesi sıkıştırılmışı, less versiyonu, sass versiyonu hepsi gelmiş. Bunları modifiye edebilirsiniz projenize göre. CSS'iniz ekliyorum yukarıya ve aşağı inip JavaScript kısmına da script'in altında toaster min.js'i de şöyle jQuery'den sonra ekliyorum. Niye? Çünkü jQuery kullanıyor arkadaşlar. Buraya kadar tamam. Şimdi toaster kodlarını ayarlarını yapalım. Ne tarz bir ayarlar yapacağız? Hani demiştim ya optionları var. Dediğim gibi o siteden hızlıca yapıp alabilirsiniz de. Hani oturup dokümantasyon yani GitHub'taki kodlarına bakıp oradan da yazmanız mümkün. Her türlü olur. Ben direkt yazarak parça parça birkaç bir şey değiştireceğim. Her şeyi değiştirmiyorum. Çünkü zaten default'u gayet kullanışlı, mantıklı. Ama birkaç bir şey değiştirebilirsiniz. İşinize yarayan diyebilirim. Mesela bunlardan bir tanesi şurada dokümantasyon sayfasında da görebiliriz. Prevent duplicate true diyor. Mesela aynı mesaj hani birkaç kere verildiğinde bunu öncekine bakıyor. Aynı isayla bunu göstermiyor bu mesajları. Bu açık geliyor. Bunu kapatmak isteyebilirsiniz. O yüzden bu seçeneği mesela şöyle bir script blue açalım. Bunu false yapıyorum. Yani engelleme. Duplicate. Aynı mesaj da olsa göster. Kullanıcı belki 5 kere 10 kere basacak aynı yere. Aynı mesaj çıksa da görsün. Ha, istemiyorsanız true diyebilirsiniz. Burada toaster değişkeni bu yukarıdaki min.js yüklediğimiz anda oluşuyor. Yani aslında bir toaster nesnemiz hep var artık sistemde sayfada. Ve biz bunun üzerinden ayarlamaları ve uyarı mesajlarını bu nesne üzerinden yapıyoruz. JavaScript nesnesi. O yüzden bunun üzerinden yapıyor olacağız. Onun dışında başka yapmak isteyeceğim burada timeout süreleri var. Ne kadar süre duracağı ile ilgili saniye cinsinden bunlar arkadaşlar. İşte 30 saniye dursun, 15 saniye dursun, 3 saniye dursun gibi. Bunları sıfırlarsanız o çıkan mesajlar yok olmuyor. Yani normalde daha deminki örnekte de gördük. Bastığınız zaman bir mesaj çıkıyor bakın. Biraz beklediğinizde yaklaşık 5-10 saniye kadar yok oluyor. Bunu ki buradan timeout'u 5 saniye ayarlanmış. Milisaniye cinsinden verilmiş. Bakayım burada da evet şurada görüyorsunuz verilmiş milisaniye cinsindenmiş. Eğer bunları sıfırlarsanız
ilgili mesaj kaybolmuyor. Bakın duruyor. Ben kapatana kadar duracak. Tabii close butonu da aktifleştirmeyi unutmayın. Yani şu close buton true'yla koyun. Default'ta zaten geliyor. Default'ta gelmiyor pardon. Bizim koymamız lazım. Onu da hatta şöyle kopyalayayım şuradan koyayım. Direkt şuradan yapalım. Close buton bakın true'ymuş. Default. Aslında default'ta true diyor. Optional'mış. Zaten koyuyormuş. Sanırım oradaki örnek çok yeni değil. Önemli değil. Yani bizde çok fazla sorun değil. Yazarız. Gelsin close buton diye. Onu da koydum. Dediğim gibi o süreleri sıfırlarsanız mesaj hep kalacaktır ekranda. Bunu daha sonra hatırlamak zor olabilir diye. Şöyle alıp buraya yapıştırıyorum. Ve şunu da yapıyorum. Şu mesajı da yapıştırayım ki ne olduğunu bilelim. Bunları açıklama satırı yapıyorum ki ileride lazım olursa açarız, kapatırız. Onun dışında başka bir ayar çok yapmayacağım. Dediğim gibi HTML göstermek isterseniz onu da en yukarıda her zaman gözüksün derseniz bu şekilde kapatmak isterseniz false, açmak isterseniz true verebilirsiniz. Close HTML neredeydi o? Ha. Şurada da HTML'i gösterme olarak ayarlı. Default'ta. Bunu HTML olarak bir mesaj veriyorsanız ve HTML olarak onu göstersin istiyorsanız bunu false'a çekmeniz gerekiyor. Bunu da belirteyim. Şunu da kapatalım. Tamam. Benim için bu ayarlar yeterli. Bir de şunları da alayım ileride bulunsun diye. Hani olur ki müdahale etmek istediğimizde callback fonksiyonları yani eventler de burada arkadaşlar. Bu eventleri istediğimiz yerde kullanabiliriz. Fonksiyonların içini doldurduğumuzda o event gerçekleştiğinde herhangi bir toaster show olduğunda buradaki kod çalışacak. Hide olduğunda buradaki kod çalışacak. Kliklendiğinde bu kod close'una kliklendiğinde kapat düğmesine bu kod çalışıyor olacak. Peki bunları koydum ama bunları böyle burada bırakmayacağım. Bunları seçip alıyorum. Buradan kopyalıyorum. Projemde bir tane toaster script'in altına toaster config js'i oluşturayım. Onda dursunlar. Toaster config. Tabii toaster.config derseniz dosyanın adı şöyle config uzantılı oluyor. Onu .js olarak düzeltin. Öyle kalmasın. Bir de kapatıp bir açın algılasın JavaScript olduğunu. Sonra da layout'tan bu arkadaşları buradan alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Evet, böyle bırakabiliriz. Tamamdır. Şurada hata var diye gösteriyor ama bence o fake bir şey. Neyse bir hata varsa olursa bir şey olursa söyler biz de bakarız. Bu script'leri buradan artık temizliyorum ve toaster config'i alıp buraya sürükleyip bırakıyorum arkadaşlar. Artık tamam bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Ayarlarım burada bu JS'den yapabilirim. Toaster zaten yükleniyor olacak. Artık toaster benim bu hata mesajını çıkaracak işleri yaptırma noktasına geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi projeyi bir çalıştırayım. Veri tabanı bir oluşsun. Dediğim gibi bu bir örnek proje hazır. Ayağa kalkıyor zaten. NuGet paketini bulabilirsiniz. Kullandığım NuGet paketi aslında şu arkadaşlar. Onu da göstereyim proje açılırken. Sample Codeverse Codes. Evet, proje ayağa kalktı. Fake datalarla geliyor zaten. Customers ekranında yapacağım bu mesajları. Bir müşteri create ettiğimde buradan create sayfasında create'e bastığımda doğrudan geriye bir daha liste dönmeyeceğim.
bu sayfada şu köşede oluşturuldu mesajı vereceğim pop-up'la ki kullanıcı istediği kadar yapsın yapsın bassın oluştu 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 diye görsün. Bu şekilde bir ilk önce ekran customers tarafını yapacağım. Dolayısıyla customer'ın kontrollerine gidiyorum. Customer controller ve burada şöyle küçültelim metotları. Post işleminin sonrasında redirect action yapma. Onun yerine burada bir mesaj çıkar bana göreyim. Şimdi şu an Toaster ile ilgili bir kod yok projemizde. Hani kendimiz varmış gibi kodlama yapacağım. Sonra bunları oluşturacağım. Yani şöyle olsun isterim ben projemde. Bir Toaster servisim olsun. Bu Toaster servisinin bu statik olsun. Yani bir kere oluşturulsun ve proje genelinde kullanabileyim. Bu müşteriye, bu kullanıcıya, şu anki kullanıcı kimse benim projemi kullanan. Onu da nereden anlarım? Session'daki ID'si biliyorsunuz unique her bağlanan kullanıcının. O anki bağlanan kullanıcının session ID'sini de alayım. O session ID'si ile beraber toaster'ı kaydedeyim. Yani bir kuyruğa, bir listeye bir toaster'ı atayım. Göstereceğim mesajları basayım. Sonra view tarafında da bakayım varsa göstereyim. Amacım bu. O yüzden böyle bir metodum olsun hatta burada add to user queue gibi bir isim olsun. Burada mesela ben bir new toaster deyip bir toaster nesnem olsun. Onu new'leyim isterim. Sanki varmış gibi kodluyorum bakın. Hani böyle bu tarz kodlamalar da var. Ve burada işte göstereceğim mesajı yazmak isterim. Hatta bunu direkt constructor'ında parametre olarak alsın. İşte diyeyim ki mesela müşteri oluşturuldu. İngilizce tüm proje ben de yazayım. Customer edit. Başlık olarak da işte info diyebiliriz. Bilgi, bir information diyebiliriz. Ben böyle bir toast nesnesini toast kuyruğuna atayım o kullanıcının toaster servisinin üzerinde. Bu kullanıcının kuyruğu yani bütün herkesin toaster mesajlarını bu servis tutsun. Ama nasıl ayıracağım işte insanların birbirinden mesajlarını? Orada da session ID'leri üzerinden bir ayrım yapabilirim. Ve ben sonrasında view'u açarken view'u açtığım noktanın öncesinde ya da view'da bakacağım. Bu adamın tostları varsa mesajları bunları ekrana JavaScript olarak render edip göstereceğim. Amacım bu. O zaman hemen şu toaster servisi bir create edeyim. CTRL noktaya bastım arkadaşlar. Burada generate property diyor, class diyor. Class olarak bunu generate et diyorum. Sonra içindeki metodu CTRL noktaya bastım, generate et dedim. Toaster class'ımı CTRL noktaya bastım. Yeni bir dosya olarak class'ı generate et diyor. Onu da et dedim. Şu an gördüğünüz gibi yeşillendiler. Gidip bakıyorum F12 ile. Böyle oluşmuş ama tabii property isimleri biraz saçma olmuş. Şimdi o taraflara doğru bir bakalım. Şimdi burada ilk başta mesajı alırız. Göstereceğimiz mesaj ve toast'taki başlık title'ı alırız. Dolayısıyla buradaki şu arkadaşın mesaj bunu da title yapabiliriz. Bunu B, bunu T desek olacaktır. Bunlar birer property olsun. Daha iyi. Bu da private olmaz. Public olsun. Internal kalabilir de public de yapabilirsiniz. Başka şeylerde de kullanmak için. Önemli değil. Şuradaki şeyleri de değiştirelim tabii ki. Burası message, burası title, burası message, burası title. Evet. Böyle bir class'ımız olsun. Message ve title. Bir de type'ı tutmak isterim ama ben. Hani bu Toaster'ın type'ı nedir? Bu bir info mu? Warning mi? Error mü? Başarı, success mi? Nedir bu? Onun için de toaster type diye bir şey koyalım. Public enum olsun o. İşte bunlara da info, success, warning,
Error diyebiliriz. Burada da tabii onu tutmak isteyeceğim. Her bir toaster'ın type'ı olsun. Bu enum türünden. O type'ı da vereyim buraya hatta. Onu da yazdım. Bunların ikisinin default değeri olsun. Yani örneğin ben new'lerken toaster'ı her zaman type vermek zorunda kalmayayım. Varsayılan olarak info olsun. Verirsem de farklı bir şey olur. Title'da da information, bilgilendirme yazsın. Bilgi, neyse artık. Onu yazsın. Ben mesajı verip geçebileyim. Geri kalan default ayarı gelsin ama istersen onları da verebilirim durumunda bir kod yazmış ol. Şimdi burada tabii ki Customer Controller'da bakın şunu vermeme gerek yok artık. Bunu vermiyorum. Bilgilendirme mesajı. Aslında burada Customer oluştu bilgilendirme yerine başarılı bir şey de yazabilirdik ama neyse success de yapabilirdik yani. Şu an default haliyle böyle bir şey yaptım. Peki toaster servisine ne yapmış? Bir de ona gidip bakalım. Toaster nesnemiz tamam. Servis tarafında ne durumdayız? Servis olarak da gitmiş controller klasımızın içinde yine burada en alta koymuş bunu. Ben bu klası proje genelinde bir tane oluşsun diye bunu statik yapıyorum. Yani bu tarz bilgiler arkadaşlar C Sharp bilgisi gerektiriyor. Burada C Sharp konusuna hakim olmanız gerekiyor. O yüzden hani eksiğiniz varsa C Sharp programlama kursuma bakıp oradan faydalanabilirsiniz diyeyim. Biraz C Sharp detaylarına gireceğiz çünkü bu videoda. Bu class'ı CTRL noktaya basıp ayrı bir dosya olarak taşı diyorum. Ve bakayım nereye koydu. Şuraya koymuş. Burada şöyle yapalım. Şu toaster'ın namespace'ini de controller yapmış. Onu da bir sileyim. Toaster service'in namespace'ini controller yapmış. Onu da sileyim. Toaster servisi buradan alalım. Proje içerisinde bir klasörümüz olsun. Servisler diye. Services. Buraya koyalım. Şuradan tutayım. Servisi atayım. Şu toaster'ı modelin içine atabilirsiniz. Ya da servisin içerisine atabilirsiniz. Hatta servisin içerisinde bir klasör daha olsun. Toaster diye. Bunun içerisine koyalım. Burada dursun. Tamamdır. Onun dışında toaster'ın içerisinde type'ı enum olarak duruyor class'la aynı namespace altında ama bunu da dışarı alabilirsiniz isterseniz. O da şu şekilde durabilir. Böylece bütün her şeyi bir arada bir şeyler hani servislere ayırmış olabilirsiniz projenizin genelinde böyle klasörleyerek. Peki. Hadi gelin şimdi kodlamaya bakalım. Toaster servisin içine bakıyorduk. Burada ne yapmamız lazım ona bakalım. Bu tabii ki public bir metot olsun. Ben kullanıcının kuyruğuna toast yani bir mesaj ekleyebilmeliyim. Bunu da eklerken tabii ki bu servis ilk ayağa kalktığında, bu servis statik ilk oluştuğunda bir tane içerisinde private, gizli, statik olmak zorunda. Çünkü statik class'lar statik metotlar ve değişkenler içerir. Read only, sonradan değiştirilemeyen bir liste barındırsın. Bunun ismi de toasters olsun. Şu şekilde vereyim. Tabi listenin tipi olacak. Hani buraya ne diyeceğim? Toaster desem olabilir mi? Olur ama şöyle bir sıkıntı var. Hani bütün herkesin bizim bu toaster servis bir tane olacak proje genelinde ve bütün herkes burayı kullanacak. Yani bütün her kullanıcının mesajları buraya dolacak. Dolayısıyla nasıl birbirinden ayıracaksınız bu mesajları? O yüzden ben burada bir tuple tipiyle ilerleyeceğim. Bu tuple tipi yani burada bir tuple listesi olacak bu. İlk bu arada yeni tuple yazma şekli böyle. Tipi ve adını direkt verebiliyorsunuz. Bir tarih, bir session ID
Session ID'den ayıracağım herkesin mesajını. Tarihi de niye koyuyorum? Hani mesaja eklediğim tarihi koyayım ki tarihe göre istediğim gibi baştan sona, sondan başa sıralama yapabilirim ve böylece kullanıcıya gösterirken farklı şekilde gösterebilirim. Sıra değişikliği yapabilirim. Bir de tabii ki neyi tutacak? Toaster'ı tutacak. Böyle bir list, şu using'i ekleyeyim. Bu şekilde parantez açıp kapayıp tipini adını yazarak parametre de bunlar tuple'ın property'leri oluyor arkadaşlar. Yeni tuple tanımlama şeklimiz böyle. Böylece tuple'daki o eski item 1, item 2, item 3 isimleri gelmiyor da bu verdiğimiz değişken isimleri geliyor olacak property isimlerinde. Peki bu listeyi niye biliyorum? Şimdi read-only olan değişkenleri ya başta new'leyebilirsiniz ya da constructor'dan new'leyebilirsiniz. Static class'larda constructor olmayacağı için de burada new'liyoruz bu arkadaş. Ve aslında gizli bir tane toaster tutacak listemiz ayağa kalkıyor bu class oluştuğu anda. Artık ben bu class'ın içerisine burada mesajımı ekleyeceğim ama bu mesajı eklerken ilk önce kimim bu session'ı, yani şu an kim bu adam, onu session ID ile diyoruz demiştik. Session ID'den bunu okuyacağım. HTTP context nokta using'ini ekleyeyim. Current nokta session nokta session ID. Bu bir string değer arkadaşlar. Böyle bir karışık bir sayı. Onu tutacağım. Bu adam kimse artık beni ilgilendirmiyor. Login olan kişi ismi önemli değil şu an benim için. Hani siz mekanizmayı ona göre yapabilirsiniz ama ben session lara göre ayıracağım mesajları. Bu session'ın mesajları, bu session'ın mesajları diye kaç kişi bağlanıyorsa bağlansın sayfa. Sonra toaster listeme ekle diyorum. Tarih falan diyor. İşte date tipim. Tabi eklerken bir tuple'ı nasıl new'leyeceğiz? New diyerek bu yaptığımız tuple tipi new'lenmiyor. New'lemek yok. Direkt parantez açıp kapatmanız ve içerisinde tuple'ın parametrelerini yazmanız yeterli ki zaten bakın burada da gördüğünüz gibi şu parantezleri açık kapalı parantezden anlayabilirsiniz. Tuple'ı bu şekilde oluşturuyoruz. Date parametresine git. Bugünün tarihini at. Yani şu anın tarihini at. Sonra session ID'sine git. Şimdi yukarıdan okuduğum session ID değişkende tuttum. Session ID'yi bas. Ve son olarak da toaster nesnem, hani göstereceğim mesajda parametre geliyor zaten. Toaster. Bunu şuradan görebilirsiniz. Kullan. Kuyruğu attım. Bu kullanıcı için listeye bir toaster message bıraktım. Şimdi bu şekilde böyle toaster nesnesi göndererek de bu kuyruğa bir şey ekleyebiliriz. Belki o an farklı şekilde de göndermek isteyebiliriz. Yani toaster oluşturamıyoruzdur o anda. Ya da oluşturmak istemiyoruzdur. Hızlıca işte string message verip string bir title ve toaster type verip de oluşturabilme imkanı sağlayalım. Aynı metodun overload versiyonunu yazdım. Burada yapacağım şey aslında çok basit. Şu yukarıdaki metodu çağırmak ve kişinin yerine benim burada toaster'ı new'lemem ve listeye kuyruğa eklemem. Olayın mantığı bu. Sıkıntım var. Parantez eksiğim mi var? Biz toaster'ı klasını yaptık ama bunun
Bir tane constructor koymuşuz. O da bu. Bunun dışında constructor yok diyor. O da mesaj parametresini baştan alıyormuş. Tamam, öyle yapalım. Mesajı direkt buraya yazalım. Gelen parametreyle sonraki diye bir şey yok aslında. Şuraya title ve type. Evet, toaster'ı ne bileyim ben veriyorum. Aslında isterseniz şu toaster klasının default constructor'ı bu oldu. Belki elde de kendimiz oluşturmak isteriz propertileri tek tek diye. Şu şekilde bir de hani boş constructor'ını koyayım. Belki ihtiyacımız olur. Tamam. Gelen mesajı parametreleri aldık. Geçtik. O da buraya geldi. Bu da buradan session aldı. Bugünün tarihini session ID basıp o nesneyi kuyruğa ekledi. Yani aslında şu da bu da aynı işi yapıyor ama bu nesneyi biz burası otomatik oluşturup atıyor. Burada ise zaten nesneyi biz vermiş oluyoruz. Peki bu tamam. Ne yapmak isteriz başka burada kuyrukla ilgili? Tabii ki bu mesajları biz ekranda göstereceğiz. Artık kullanıcının bu mesajlarını ekrana basacağız. Dolayısıyla ben burada Toaster servisine şu soruları sormak isteyebilirim. Bu adamın mesajı var mı şu anda listede? Bunu da çünkü liste private, buna dışarıdan erişim olmamalı. Biz bunu blokluyoruz. Bu servis yapma sebebimiz onu bloklayıp içeride ben yöneteceğim. Sen bu metotlarla erişebilir sadece o listeye demiş oluyoruz. Public, static, geriye bir boolean dönen has ne diyelim user queue. Kullanıcının bir kuyruğu var mı? Kuyruksal bir şey var mı? Tabi burada yine session ID'yi şuradan alayım. Hatta bu session ID'yi bize veren bir metot da yazabiliriz. O da private olabilir. Şuraya. Bize string dönen get session ID. Sanırım bu iş görür. Tabi statik olacak. Artık onu da mesela şuralardan kurtulabiliriz artık. Metodu çağırmam yeterli. Burada da kuyrukta var mı? Yani kullanıcının. O yüzden kuyruğa bir any sorgusu lazım. Return git listede en iyiyle sorgula. Any metodu gelmiyorsa yazın. Büyük harf küçük harflere dikkat edin ama. Ctrl noktaya basıp using yine ekleyin. System link you. Sonra içerisinde x öyle ki x nokta session id ise bu olan any zaten true false döner. Bu koşula uyan bir kayıt varsa size true dönecektir. Fakat şu metodu link you sorgusu handle edemeyebilir. Yani ben bunun metodu expression'a çeviremiyorum diyebilir. O yüzden bu tarz şeylere, karışık kompleks işlemlere ya da metotları dışarıda bir değişkene almak daha iyi olabilir arkadaşlar. Evet. Tamam. Bu da true ya da false bize dönüyor olacak. Buradaki sonuç. Başka ne isteyebilirim? Ben kullanıcının kuyruğunu silmek isteyebilirim. Yani komple oradaki mesajları temizlemek isteyebilirim. Ve ya da remove user queue diyelim. Burada yapacağım şey yine aslında session'ı yakalayıp o session'daki kayıtları silmek. Burada yine toaster'dan remove all metodunu kullanacağım. Remove all metodu predicate alır arkadaşlar. Yani bir koşul alır. Condition. Remove all'u kullanıp x öyle ki x nokta session id'si session id olan kayıtları listeden sil. Bunun dışında belki tüm listeyi temizlemek isteyebilirim. Clear all diye bir metot yazalım. O da aslında çok basit toaster'ı clear edecek. İçindekileri silecek. Disposable yapabiliriz belki ya da
önemli de değil, kalmayabilir. Bir tane oluşacak zaten liste. Ve son olarak ne isterim? Kuyruktan tabii ki kullanıcının mesajlarını almak isterim. Çünkü o mesajları alacağız ve kuyruktan sileceğiz o kullanıcı için. Ve biz bunları ekranda göstermiş olacağız. Gösterdikten sonra işi bitti. Bunlar bir daha durmamalı. O zaman her ekranda bu sefer çıkmaya başlayacak bu mesajlar. Bunun için de public static. Bana sadece aslında bana şu liste olarak dönsün. Neyi listesi olarak dönsün? Şunun listesi olarak dönsün. Buna ne diyelim? Read and remove user queue. Oku ve sil. Yani okuduktan sonra kaldır listeden diyebiliriz. Burada ilk önce bir okuma yapacağız tabii ki. Kullanıcının şeylerine, mesajlarını okuduktan sonra yeni bir listeye atacağız. Böylece kopyalamış olacağız listenin içinden o toasterları. Sonra da temizleyeceğiz. Çünkü eğer okuduktan sonra aynı nesneleri listeden sil dersek, böyle ayrı bir listeye taşımazsak bu sefer silinir o elimizdeki arkadaşlar. Reference type olduğu için bu arkadaşlar. Yani şöyle bir şey yapamazsınız. Hani buradaki listedeki itemlardan üçünü şu değişkene al. Sonra buradan sil. Yani buraya bir kere taşı. Üçünü sonra buradan sil deyince buradaki durmaz arkadaşlar. Eğer bir şekilde bu üçünü ayrı bir listeye kopyalamazsanız değişken olarak referans type'tır bu toaster'lar. Ve buradan sildiğinizde buradaki referans da silinir. Dolayısıyla ben şunu yapacağım. Diyeceğim ki bana ilk önce buradan bu tarafa yeni bir liste oluşturarak, bu yeni bir list şurası. Bu yeni bir liste oluşturarak bir kopyalasın al bu ikisini. Ondan sonra buradaki nesneleri sil. Buradaki listeden buradaki toasterları sil. Buradaki kopyalar kalacak elimde. Böylece bu listeden de kaldırmış olacağım. Master listeden. Öncelikle şuraya o zaman bir tane şöyle metot yapayım. Public static. Bana yine liste dönen ismi read, sadece read user queue isimli bir metodum olsun. Bunun tek bir görevi olsun. Bana kullanıcının toasterlarını dönmek. Session ID bu. Toaster'da ver sorgusuyla Session ID'si bu olan ve bunları da sıralayıp ver bana. Neye göre? Tarihine göre sırala. Küçükten yani en eskiden en yeniye doğru. Ve bunu yeni bir liste yapıp ver bana dediğim anda artık bakın burada bulduğu mesajlar yeni bir listeye kopyalanacak. Yani her bir toaster nesnesi kopyalanacak. Adamın listemizde 5 tane varsa 5 tane toaster'ı kopyalanıp yeni bir liste olarak bana geçecek. Burada da okuma ve silme yapıyorduk. Burası sadece okuma yapıyor silmeden. O yüzden ismi read user queue. Bunu da kullanabilirim ileride. Burası ise okuma yapacak. Read user queue'yu çağıracağım. Okuyacak bir şeyleri listeyi alacak. Sonra remove user queue'yu çağıracağım. O da hatırlarsanız şuradaydı. Kullanıcının toaster içerisinden mesajlarını silecek. Benim elimde daha önceden okuyup yeni listeye attığım kullanıcı mesajları kalıyor olacak. Ben return listeyip bunu döneceğim. Evet. Sanırım oldu. Amacımız bu. Read user queue'yla okumak, yeni bir listeyi almak, kullanıcının mesajlarını, o session ID'deki adamın mesajlarını. Sonra remove user queue ile de toaster queue'sunun içerisinden o session'daki kişinin mesajlarını silmek. Ama ben öncesinde okuduğum için elimde yeni listeyi almıştım mesajlarını o kişinin. O mesajları geri dönmek. Peki sanırım bunlar yeterli olur. Bu metotlar servisim için, toaster servisim. Bunu kullanalım. Zaten customer'da şu an biz create kısmında kullanıcı oluşturuldu diye bir mesaj veriyoruz ve bu mes ya ver veriyoruz derken toaster servisinin
o kişi için kuyruğuna bir mesaj bırakıyoruz ve sayfaya geri dönüyoruz. Ne zaman? Post işleminde. Redirect olmuyoruz. Bir çalıştırıp bakalım diyeceğim ama tabii şu anda bu mesajları, bu kuyruktan mesajları alıp ekrana gösterecek bir kod yazmadık. Onu da şöyle create'e yazalım mı? Create. Mesela sayfanın en altında bir yere şöyle bir şey yazabiliriz. Bir blok açayım öncelikle. Bir şekilde bizim bu zaten toaster servise erişiyor olmamız lazım. Toaster servis. Nokta dediğimizde bana kullanıcının kuyruktaki mesajlarını oku, getir ve sil sonrasında kuyruktan. Peki bunun karşılığında bana bu nasıl bir tipte gelecek? Bu listeyi de hatırlarsanız toasters diyelim burada. Tabii listenin tipi neydi? Bu bir tuple'dı. Şu. Evet. Aldık. Bir değişkeni attık. Şurada şöyle bir şey yazacağım. If diyeceğim. Eğer toasters null ise, bir şeyler gelmiş, bir nesne gelmişse elime ve bu toasters nokta count adedi sıfırdan büyükse mesaj vardır. Yoksa yoktur. Yani kullanıcının ver bana dedik ama boş bir liste geldi. Yani liste gelir, yeni bir liste ve boş olabilir ya da null gelebilir. Null ise ve adedi büyükse sıfırdan bir şeyler yapalım, yoksa yapmayalım. Boşuna tüketmesin kaynakları. Burada bir script blue açmamız lazım. Hatta bu script blue if'in şöyle dışında da kalabilir. Her halükarda oluşsun. Önemli değil. Ve burada her bir toaster için nasıl bir mesaj çıkartmamız gerekiyordu? Bakalım örneğine. Şu şekilde bir yazım şekli vardı. Bir tanesini alsam yeterli olur. Yani şöyle bir mesaj yazmamız lazım ekrana. If'in içerisinde böyle JavaScript yazınca bunlar if ile karışabiliyor. Yani C Sharp ile karışabiliyor. O yüzden başına şöyle and iki nokta koymanız iyi olur. Şimdilik mesajın tipine bakmadan yazdıracağım. Bir görelim ilk önce çünkü geliyor mu? Bir kere for ile dönmemiz lazım. Çünkü birkaç tane gelebilir. Birkaç tane mesaj bırakmış olabiliriz. Tüm toaster'larda dön. Sonra her birinin buraya item nokta toaster nokta message'ını buraya yaz. Item nokta toaster nokta title'ını da buraya yaz dememiz gerekiyor. Bir bakalım önce bu çalışıyor mu? Create'e basıyorum arkadaşlar. Şu an Customer'ın create'indeyim. O sayfadayken projeyi çalıştır dediğim için direkt o sayfaya geldi. Create'e bastım. Sayfa gitti geldi ama herhangi bir mesaj çıkmadı. F12'ye bakalım. Toaster is not defined diye bir hata vermiş. Burada böyle geldi. Yani toaster nesnesini tanımıyor şu anda. Tanıyamadı. Sebebi ne olabilir sizce? Aslında anladım ben sebebini. Çok basit arkadaşlar. Biz şu kodu çalıştırdığımız anda aslında JavaScript yüklenmemiş oluyor jQuery'e ve yüklenmediği için ve toaster yüklenmemiş oluyor. Yüklenmediği için daha biz öncesinde bir kod çalıştırmaya çalışıyoruz ve patlıyor. Layout'a gidiyoruz. Layout'ta bunun önlemini almıştım ben zaten.
bu proje örneğinde bir render section var. Script'leri render bir section oluşturup herhangi bir sayfada ismini scripts derseniz bunu o yazdığınız kodları buraya yerleştiriyor. Yani diğer JS'lerin yüklendikten sonrasına yerleştiriyor. Böylece sorunsuz bir şekilde oluşuyor, çalışıyor JavaScript kodları ya da jQuery içeren kodlar. O yüzden buna dikkat edin. Bununla ilgili de zaten bu projenin NuGet örneğini anlattığım videoda bulabilirsiniz detaylı açıklamayı. Şimdi create sayfasına gelip şu section'ı oluşturacağım. Diyeceğim ki sayfada bir section oluştur. İsmi de scripts. Bu section'ın içerisine bu kodları koy. Ortalık biraz böyle karışabilir. Şöyle yapayım, daha okunaklı olacak. Bu section'ı görecek bu sayfa yüklenirken ve bu section'ın içindeki kodları layout'ta buraya yerleştirecek. Kaydettim. Açtım. Bir yenileyelim. Şöyle yenileyelim. Süper. Evet. Ben create'e bastım. Sayfa bir gitti posta. Post işleminde toaster kuyruğuna bir C# kodu yazdık. Attık mesajımızı. Sonra sayfa oluştu, yüklendi ve bizim sayfanın içine yazdığımız script oluşturma kodları gitti bir toaster koyup o toaster'ın ekrana çıkmasını sağladı. Her bastığımda çıkacaktır. Tabi diyeceksiniz ki her bastığınızda bir tane çıkıyor. Niye burası böyle 2, 3, 4 olmadı? Çünkü her bastığımızda sayfa gidip gidip geldiği için yenileniyor arkadaşlar. Şu an yaptığımız örnek bir Ajax örneği olmadığı için sayfa yenilenerek toaster çıkarttığımız için böyle olması normal. O Ajax'lı halinde yapacağım. Peki, iyi hoş güzel tipine bakmadık. Tipine baksaydık da öyle bassaydık daha iyi olmaz mıydı? Daha iyi olurdu tabii ki. O yüzden aslında oradaki kodu birazcık değiştirsek iyi olur. Hatta şöyle yapsak daha tatlı olacaktır. Bizim burada böyle bir script, bu script'i burası yazmasın da helper'lardan faydalanalım bence bu konuda daha iyi olacaktır. Yani bizim bir helper'ımız olsun. @helper'lar yapalım. Toaster'lar için örneğin toaster info diye bir helper olsun. Bu infoya biz message'i ve title varsa title'ı geçelim. Zaten info olduğu için helper'ın adı. Bunun amacı bir script bloğu açıp içerisine toaster'ın info versiyonunu koymak. Burada da message'i kullanacak. Burada da title'ı kullanacak. Niye böyle yaptım? Hani bu helper'ı ben bir yerden çağırdım da ve parametrelerini geçtiğimde şu JavaScript kodu otomatik eklenecek. Eklenirken de gönderdiğim parametreler buraya yerleşecek. Şimdi bunun versiyonlarını yapayım. Zaten 3-4 tane. Warning. Success. Bir de error. Evet. Bu kadar. Bunlar bize yetecektir. Bu helperları çağırarak mesela şurada şu mesajı böyle yazdırmak yerine artık burada git helper'ı çağır. Pardon, helper yazıyorum ismini. Toaster işte hangisini çağırmak istiyorsun? Toaster info'yu çağır. İçine de item nokta toaster nokta message'i item nokta toaster nokta title'ı gönder diyebilirim. Bu helper'ı çağırmış olurum. Bu helper burayı o da sayfaya bunu ekler. Burada. Şu script bloğuna da artık gerek kalmaz yukarıda.
Yani kodu merkezileştirip sadeleştirmeye çalışıyorum. Fakat şu an ben ne yapıyorum? Info'yu çağırdım. Hala tipe bakmıyor. Tipe bakan bir kod yazmam lazım burada. Yani şurada bir switch'im olmalı benim. Bu switch'te de gelen item'ın poster'ının type'ına bakmam lazım. Bu type'lardan info'ysa info'yu çağırmam lazım burada. Success ise success'i, warning ise warning'i, error ise error'ı. Default'ta da yine info'yu çağırayım. Burada success, burada warning, burada error. Bu güzel oldu bu switch. Bu switch for each her dönüp, yani her toaster için for each dönecek. Hep tipine bakacak, ona göre mesaj çıkaracak. Bu kodu da buradan alıyorum arkadaşlar. For each'in içinde kalabalık etti. Onu da bir helper yapıyorum. Ona da ne diyelim? Show toaster deyip böyle bir helper metot parametre olarak da bir toaster nesnesi alsın. Item diyelim. Buraya yapıştırayım. Gelen item'ın tipine baksın. Mesajını ve title'ını alıp ilgili helper'a göndersin. Bu metodun da görevi bu olsun. O zaman for için görevi ne olacak? Show et bana toaster'ı. Hangi toaster'ı? Item'ın içerisindeki toaster'ı. Burası tipe'ye göre ayırıp aşağıda helper'a, ilgili helper'a atıyor olacak. Bu da tamam. Şu section'ın içerisinden bu kodu kurtaralım. Bunu da alıyorum. Son kez merak etmeyin. Bir helper yapıyorum. Process ya da show process diyelim. İşte toasters. Parametresiz bir metot yapıp onun içine koyuyorum. Şu etten sonra if gelir direkt. Diyorum ki işte sen de burada bu helper'ın içerisinde şu listeyi de alsam olur herhalde onun içerisine. Oldu bile. Süper. Burada ne diyorum? Git hemen toaster servisinden kullanıcının kuyruğundan çek, oku ve sil o kuyruktakileri. Listedekileri. Sonra onları bak kontrol et. Varsa her birinde dön ve her bir toaster'ı show et. Geri kalanı biliyorsunuz. Peki buradaki section ne yapacak? İşte bu proses. Proses. Toasters'ı çağırıyor olacak. Bu kadar. Şuraya da gerek kalmadı. Şimdi buraya kadar her şey güzel arkadaşlar. Tamam. Helper yaptık hepsini ve topladık. Harika. Fakat bu sayfada bunlar create sayfasında. Edit sayfası var. Delete sayfası var. Index var. Bir sürü sayfa var. Dolayısıyla her birinde bu kodları kopyalayıp yapıştırmak saçma olur. Her birinde bu kodların olması ya da bu kodlarla ilgili bir şey olması da saçma olur. Bence burada şöyle bir şey yapsak daha tatlı diye düşünüyorum. Bu helper'ları ben bir buradan alayım. Kesin. Şimdilik layout'a gidip koyacağım arkadaşlar. Layout'ta şöyle en aşağıda bir yere koydum. Bunları ayrı bir dosya yaparız. Create'de bu vardı. Section Scripts'te. Bunları da bunu da buradan aldım. Buradan sildim. Create'de hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Create zaten layout'u kullanıyor. Layout'un içerisinde ben şu render section'dan sonra hatta yok, render section değil şurada bu helper'ı çağırayım. Bu helper da gerekeni yapsın. Yani her sayfa yüklenmesinde layout kullanıyorsak bu layout ya da en çok kullanılan layout hani hepsinde olan layout hangisi ise o layout'a bu kodları koyun ve ilgili scriptlerin altında koyun, çalışacak şekilde koyun. Böylece buraya geldiğinde çalışacak ve gerekli CSS'ler sayfaya eklenecek. Sayfa yüklendikten sonra da mesajlar gösterilecek. Deneyelim. Bakalım şu customer create'deki şey çıkacak mı? Olsun. Create'e bastım ve geldi arkadaşlar. Evet.
Information, Customer, Edit geldi. Bir daha basayım. Bir daha geldi. Süper. Info atmıştık C# tarafında. O yüzden mavi geldi, yeşil gelmedi. Eğer biz bunu C# tarafında, yani Customer Controller'da default'u biliyorsunuz info'ydu. Yok, ben default'unu istemiyorum. Message olarak bunu type olarak da success al derseniz artık yeşil çıkacaktır. Yani C# tarafında yaptığımız şey sayfanın layout'un içinde çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşil olarak geldi. Evet, güzel oldu. Örneğin şöyle bir şey editte de gösterelim. Hızlıca göstermek istediniz. Artık her yerde kullanabilirsiniz. Redirect to Action olmayacak. Editten sonra, çünkü Redirect to Action'a girerseniz, bunları kapatıyorum. Bu kodları. O zaman sayfa direkt redirect olacak ve ha, şöyle olabilir. Gittiği yerde gözükebilir. Evet, o da olabilir. Hani denemek lazım. Bir açayım hatta, bırakayım bir görelim. Şurada kuyruğu atayım ve ne olduğuna bakalım. Öncesinde burada ilgili nesnenin önceki hal, ya da şöyle diyelim, şurada bir mesaj basalım. Customer updating diyelim. Update oluyor. Hatta bu warning olsun. Sonra da şurada customer updated diyelim. Bu da success olsun. Bence güzel. Bakalım, iki tane böylece kuyruğa iki tane atıyorum bakın bu sefer. Redirect olduktan sonra gözükecek mi ona bir bakalım. Hani case case ilerleyelim. Daha iyi olacaktır. Düzenle dedim. Örneğin şunları 2 2 2 yaptım. Save dedim. Geldi. Tamam. Sıkıntı yok. Ne oldu? Sayfa redirect oluyor ve burası açılıyor. Burası açıldığında, yani indekse döndüğümüzde artık index tarafında, o zaman create'de de açabilirim aslında, ama isterseniz kullanıcı, hani user experience açısından kullanıcı create'den hemen indekse atmamak lazım. Her defasında verileri yüklüyorsunuz. Adam bir tane daha create edecekse bir daha create'e gidiyor. Bir daha hemen geri dönüyor. Boş yerin create ettikçe etsin. Back to list'e geri dönsün. Burada ise otomatik tamam gitmesi mantıklı, artık düzenleme yaptı, bitti. Bir de silme tarafı var tabi, orada da posta da koyalım. Durdurayım projeyi. Burada da error diyelim. Evet. Bu da çıkacaktır. Onu da görelim. Tercih sizin yani. Nasıl, nerede göstermek isterseniz artık gösterebilirsiniz. Customer related diye bakın. Geldi. Çok güzel. Updating ediliyor uyarısı ve hemen yeşil olarak da updated uyarısını verdi. Orada özellikle iki tane çıkmayı göstermek için öyle yaptım. Hani siz sadece updated edildi diye de gösterebilirsiniz. Hani tamamen iki mesaj, üç mesajı nasıl kuyrukta gösteriyor onu görmek istedim. Create'de de böyle. Peki, böyle güzel kuyruğa atıyoruz ve kuyruktan gösteriyoruz layout'ta. Şu layout'taki kodları buradan taşıyabiliriz bu helperleri arkadaşlar. Bu da burada kalabalık yapmasın. Nereye taşıyabiliriz? Solution'ın altında biliyorsunuz projeye bir tane app code isimli klasör ekliyoruz. Burada ekle deyip ASP.NET folderlarından app kodu seçebilirsiniz ya da elle kendiniz new folder deyip app alt çizgi kod verebilirsiniz. Fark etmiyor. Bunun altında bir tane CS HTML ekliyorum. MVC 5.
Partial page değil mi? Fark etmez. Toaster helper diyeyim. Buraya yapıştırayım bunları. Tabi burada şu C# kodları sıkıntı yaratabilir. Şu toaster'ı ve servisi göremedi bakın burası. Bunları buraya koyamayabiliriz arkadaşlar. Bir bakacağım. Aslında koyabiliyor olmamız lazım ama burada sanırım full name'ini vermemiz gerekiyordu. Web application nokta şöyle. Full namespace'i yazmanız gerekebilir. Öyle bir sıkıntı var. Buralarda sorun yok zaten. Bir de şurada bir yerde bir sorun vardı ama o da kalktı galiba. Tamam gibi bir deneyeceğiz. Layout'ta şu kod tabi değişti artık. Bizim CS HTML'i ne isim verdiysek Toaster Helper o ismi kullanıyoruz. Toaster Helper nokta deyip process toasters diyorsunuz arkadaşlar. Hatta bildiğim kadarıyla şu ismi diye içeride de yazmamız gerekiyordu içeride ama bir deneyelim. Çalışmazsa bakalım. Belki de çalışacak. Ona göre düzeltiriz. Boşuna uğraşmayalım. MVC ile ilgili eksikleriniz arkadaşlar, Udemy'deki MVC eğitimimden faydalanarak giderebilirsiniz. Bilginiz olsun o konuda da. Create evet geldi. Problem yok arkadaşlar. Çatır çatır çalışıyor. Kodlarımız çok derli toplu ve düzgün oldu. Herkes yerli yerinde. Gördüğünüz gibi mesajlar da geliyor. Nerede kullanırsanız orada çalışacaktır. Bütün helperlar app kodun içerisinde derlendi, toplandı ve her sayfada çalışıyor. C# tarafından bu şekilde toaster eklemesi yapabiliriz. Peki bir de bunu ufak bir Ajax örneğiyle yapalım. Ben Ajax'ta JavaScript ile kendim nasıl yaparım? Yani bu C# toaster'ı tamam C# tarafında verdiğim bir şeyi çıkartıyor ama ben kendim custom bir Ajax işlemi sonrasında toaster çıkarabilir miyim? Çünkü Ajax işlemlerinde ne oluyor? Sayfanın belli bir kısmı yükleniyor tekrardan. Dolayısıyla biz şu anda sayfa yüklendikten sonra layout'ta çalışan bir proses tetiklemesi yapıyoruz. O da gidip sayfaya gerekli kuyruktan alıp mesajları koyuyor. Peki bir Ajax işlemi yaptıysam ve bu JavaScript işlemi sonrasında sayfaya toaster nasıl koyarım kısaca. Bir de ona bir bakalım kısaca. Hatta bunun için kategori tarafını kullanacağım. Kategori create index ekranında ufak bir Ajax işlemi yaptırıyor olacağım. Şurada göstereyim ben. Şuradaki kategorilerde create sayfasına gitmeyeceğim de şurada bir text box'ta buton koyacağım. O Ajax'la create edecek. O create işlemi sonrası sayfaya bir toaster çıkartmaya çalışacağım. Bunun için tabi kategorinin indeksine gidiyorum. Tablo görünümünün olduğu yerde. Burada şu başlığı bir row'un içine alalım. Sonra bir row daha açalım. Buraya da şu paragrafı alalım. Şu table'da bir başka row alalım. Evet, şu call MD 12 yazıyor. Bunu arkadaşlar 2 yapıyorum. Hatta 2 değil de bunu 6 bile yapabiliriz. Çok büyük olmasın. Sol sağ 2'ye ayırıyorum yani orayı.
İçerisine de bir tane Ajax işlemi yapacak. Kod koyacağım. Burada Ajax helperlerden faydalanıyor olacağım. Ajax helperlerle işlem yapıyor olacağız. Ajax nokta Bang'in formuna ilk önce bir Ajax formu post yapacağım çünkü bir text box'ı doldurup post edeceğim. Ajax nokta Bang'in form içerisine gideceği action adını alır. Buraya create kategori Ajax diyelim. Bir de optionlar. New Ajax options. Giderken post yöntemiyle gitsin istiyorum. İçeride de göndereceği data ve butonumuz olacak. Bunu da Bootstrap'ten faydalanalım. Bootstrap'in sayfasında input gruplarda şu şekilde butonlar ve textboxlar var. Bakın arkadaşlar. Buradaki ikinci bu sanırım 1, 2. Bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şu araya label'ları şimdi siliyorum. Placeholder, hatta şurayı da şöyle oluşturalım. HTML.textbox diye oluşturalım. Textbox'ın adı kategori name olsun. Değeri yok. HTML attribute'ları da class'ı form control. Bir de placeholder veriyorum. Onu da kategori name diyeyim. Bu input'a gerek yok. Buton da burada zaten. Bu butonun bir ID'si verilmiş. ID'sine ihtiyacım yok. Bu bir submit buton olması gerekiyor ki bu Ajax formu post etsin. İçine de create yazalım. Bir de font evasion var projede arkadaşlar. FA ile ikonunu şöyle tatlı bir ikon yapalım. Gönder ikonu yapalım. Bunun dışında bu Ajax post işlemi gerçekleştiğinde Anti Forgery Token da verelim. Hani gizli böyle Ajax istekleriyle devamlı kategori create etme çalışmasın. Sayfayı açıp post işlemi tetiklensin. Bunun dışında bir şey var mı burada düşündüğüm? Yok. Bir görüntü olarak nasıl oldu bakalım. Evet, bence şık oldu. Buraya yazacağız. Create'e basacağız. Hop gidecek. Ajax'la gelecek sayfa. Peki. Şimdi Ajax tarafına geçelim. Ne dedik metodundan da? Bu metodu çağıracak Ajax Bang Form. Fakat bu JavaScript'in çalışması için arkadaşlar sayfaya bir NuGet paketinin daha yani şu Ajax helperların çalışması için sayfaya install şöyle yapayım. Microsoft.jQuery.AnnotReceiveAjax. Bu arkadaşın da bu NuGet paketinden yüklemeniz gerekiyor. Aslında bu tarz şeyleri de ben belki bu ileride sample code, first code örneğinin içerisine ekleyebilirim. Toaster'ları da benzer şeyleri de. Biraz zaman alabiliyor. Evet, yüklendi arkadaşlar. Action'ın adını kopyaladım. Controller'a gidiyorum. Şunu kapatıp karışmasın. Şuradaki create post'un altına bir tane action oluşturuyorum. Adını da create kategori Ajax diyorum. Şu şekilde aynı post olacak ve validate anti forgery token da kontrol etsin istiyorum. Peki gelin yazalım. Create Ajax'ta şimdi burada bize post işleminde input'umuz vardı. Dolayısıyla buraya bir string tipinde kategori name geliyor olacak. Şöyle yapalım hatta değişik bir şekilde yapalım. Bir kontrol yapalım. String.isNullOrEmptyMe. Kim? Kategori name. Eğer null gelmişse kullanıcı hata verelim. Yani toaster servisimizin içerisine kullanıcıya toaster ekleyelim. Buraya da diyelim ki kategori adı boş. Her şey
İngilizce, burası Türkçe oldu. Kategoriye. Cannot be empty diyelim. Başlık olarak da warning diyebiliriz. Uyarı ya da required, sorunlu diye bir uyarı. Type'ı da error. Buna ekledik. Aksi halde hata yoksa insert yapalım. Kategori name'i direkt kategori nesnesi oluşturup ekliyorum. Seçeneğini istiyorum. Burada da bilgilendirme oluşturmamız lazım. Toaster service nokta etqa git kategori edit. Buna da success diyelim. Type'ına da başarılı olacak. Buraya kadar güzel. Fakat JavaScript isteği olduğu için bu bir Ajax isteği. Dolayısıyla geriye bir JavaScript result döneceğim. Tabi JSON result dönebilirsiniz. O döndüğünüz JSON'ı handle edip sayfada tostları çıkarabilirsiniz. JavaScript kodlarını biliyorsunuz zaten tost çıkartmanın. Bunu da yapabilirsiniz. Ama ben direkt JavaScript döneceğim. Bu dönen JavaScript otomatik çalıştırılıyor. Çalıştırıldığı için de bir şey yazmama gerek yok ekstradan. Script bloklarını kendi koyuyor. O yüzden script'te yazmıyoruz arkadaşlar. Şu blokları kendi koyacak. Biz içine dolduruyoruz şu anda. JavaScript metodu içerisine string alır ve sadece bunları verirsiniz. Gerek yok diyeyim. Anlayın. Şimdi burada bize birden çok Toast servisinde mesaj olabilir bu kullanıcının ve bunları bir araya getirip JavaScript'te oluşturacak bir metoda ihtiyacımız var. Bunu da nereye yazsak mantıklı olur? Tabii ki Toast'un içine yazalım. Yani Toast servisinden bütün tostları çekiyoruz zaten. Hani var diyeyim. Toasters eşittir diyelim. Toast service nokta read ve Q'dan sil dedim. Neyi? Bütün kullanıcının tostlarını. Belki başkaları da eklendi o anda olabilir. Sonrasında burada her birinde dönmem gerek. Hani bu listenin. Ve bunları bir string'e dönüştürmem lazım her bir tostu. Bunun için tostun içerisine gidiyorum. Neredeydi tost listemiz? Şunun içerisinde var mıydı? Gidiyorum. Ve buraya bir metot yazıyorum arkadaşlar. Bir tostu JavaScript koduna dönüştüren public string geriye string değer döndüren to JavaScript isimli bir metot. Bu metodun içerisinde tabii ki switch ile döneceğim. Nerede döneceğim? Type'ına göre döneceğim. Type property'sine göre. Bu benim zaten. Type'ına göre benim geriye bir JavaScript metni string'i dönmem lazım. İşte o da kodumuz neydi sitesinden baktığımızda infoysa şu şekilde çağırıyordu. Buraya mesaj, buraya da title geliyordu. Mesajımız mesaj property'sinde, title'ımız title property'sinde. Sanırım tamam. Bunu success'te de dönüyoruz. Return and break aynı anda olmaz. Buraya error. Burada da bu olsun. Info olsun default'ta. Error de error. Warning de warning. Success de success. Bu şekilde bir string oluştursun bana. Hatta şuradaki metodun sonunda da bir noktalı virgül olacak. Evet. Dikkatli yazmakta fayda var bu kısmı. Geriye ben şu metodu çağırdığımda bir toaster klası için o bana geriye bu içindeki propertylerin değeri ve tipine göre bunlardan birini dönecek. Peki. Hadi bunu çağıralım. Var toasters demişiz. Burada toasters'ta okuduk ama. Tamam. Var. Aslında şöyle yapsak daha iyi olacak gibi. Toaster JS strings desek daha iyi olacak. Ve burada şöyle karışık yazmadan yazayım.
nokta select ile dönelim bu sorgu sonucunda. Her biri metodun toaster'ının JavaScript'ini çağır. Bunu yapabilir mi bilmiyorum. Bakalım, linki burada kızabilir. Şunu ifadeyi çeviremedim diyebilir. Çeviremezse for işe döneceğiz mecburen. Bütün adamın kuyruktan alıyoruz mesajlarını okuyoruz. Sonra select ile bunu hepsinin JavaScript'ini çağırıp bir şeye çeviriyorum. Adını siz söyleyin. String JavaScript koduna çeviriyorum. Hatta burada order by yapıp söyle ki x nokta date diyelim. Ama zaten o date'li sıralanmış gelecekti bana. Tamam. Sonra bu JavaScript stringlerini birleştirip sayfaya göndermem gerekiyor. String cs eşittir string nokta join metodunu kullanacağım. Boş geçeceğim. Bana git şu dizidekileri aralarına hiçbir şey koymadan birleştir. Ve JS'yi oluştur. O JS'yi de sayfaya vereceğim. Bir deneyelim. Bakalım çalışacak mı? Direkt basayım aslında. Bakalım, önce test diyelim. Create diyelim. Ops, buraya gittik. Niye buraya gittik? JavaScript şeyimiz. Ha, sayfaya eklemedik mi? Layout'ta. Ha, eklememişiz. Şu indirdiğimiz jQuery Bootstrap vardı ya arkadaşlar. Şey, Anonymous vereceğiz. JQuery Anonymous vereceğiz. Burada o nerede? Heh, şurada. Bunu arkadaşlar jQuery'den sonraya eklemeyi unutmayın. Çünkü Ajax helperlar bunun sayesinde çalışıyor. Şimdi bir sayfayı yenileyim. Hatta şöyle Ctrl F5 ile test create süper. JavaScript'imiz döndü. Bakın. Tabii şunun altına koymasam daha iyiymiş ama butonu. Neyse, şöyle yapayım bakayım. Gördüğünüz gibi kaç kere basarsam basayım sayfa yenilenmediği için bütün mesajlar devamlı create ediyor. Tabi şurayı refresh etmiyorum. Bu sayfayı, yani refresh edilmez de sayfa. Şu data table'ın tekrar doldurulması lazım her bir create başarılıysa. Onu yapmıyorum. Artık onu size bırakıyorum. Ama şu an çalışıyor. JavaScript kodlarımız. Güzel. Son olarak şu dokunuşunu yapıp bırakıyorum. Şu kodu her yere yazmak çok mantıklı değil. Bunu aslında bir base controller yapıp o base controller'ın içerisine koyup tüm controller'larınızı da o base controller'dan türetip o metodu her controller'da erişmek daha mantıklı gibi. Ama dilerseniz toaster servisinin içerisine de bunu yazabilirsiniz ama çok orası çok mantıklı değil. Niye diyeceksiniz? Çünkü toaster servisi hani ufak bir queue yapıp bunu yönetiyorsunuz. Ama burada onun olması çok mantıklı mı değil, ama zaten session ID'yi de buraya basıyoruz şimdilik. Dolayısıyla bu web'e bağımlı bir class oldu bir kere. Buraya konulabilir, evet, şimdilik. İşimizi görecektir. Aslında bu toaster servisinin web'ten bağımsız, burada kullanıcı ID'ye göre mesajları queue'ya atan mekanizma yapabilirsiniz. Yani şurada kullanıcının ID'sini alacak, verecek, o kadar. Her yeri otomatik ona göre çalışmaya başlayacak. Yapılabilir, daha doğru olur. Böylece bir mobil servisi de hani web API tarafında falan kullanmak istediğinde bunu kullanabilir diye düşünüyorum. Şu an kabaca düşündüğümde hani hızlıca. Şu kodu da hemen buradan alıyorum, kesiyorum. Toaster servisine gidiyorum. Şimdilik işimizi pratik bir çözelim. O noktalarda geliştirebilirsiniz. Geriye string dönen get ya da to JavaScript diyeyim. To JavaScript diyeyim. Buraya da şey yapalım. Şöyle yapıştırayım. Ama toaster'lar şeyden gelsin.
parametreyle verilsin. Listeyim buraya. Şu gelen listeyi select'le JavaScript'e çevirip birleştirip bana return eden bir metot olsun bu. Niye böyle dışarıdan aldım bu parametreyi? Çünkü siz dışarıdan da belli bir liste verip bunu JavaScript'e dönüştürmek isteyebilirsiniz. Hani direkt bu bunu çağırıp bu da bunu çağırıp gibi bağlayıp bir şey yapmayalım. Çünkü metodun amacı da anlamsız oluyor. Hani buraya eğer gidip de daha deminki kodu yazsaydım, to JavaScript metodunda ne anlarsınız siz? JavaScript'e çevir. Çevir. Niye çevir? Kullanıcının kuyularını mı? Bütün Q'daki bütün mesajları mı? Hani bilemiyoruz. O yüzden to JavaScript neyi? Verdiğim listeyi. Bitti. Bu tarafta da yapacağım şey aslında çok basit. JavaScript'i çağırıp toaster service.read and remove user queue. Yani kullanıcının oku, temizle kuyruktaki mesajlarını ve bunları JavaScript'e çevirip bana ver. Verdikten sonra da ekranda göster. Böylece şu kod her yerde doğru bir şekilde çalışacaktır. Bu metot da her yerde işinizi görecektir. Peki arkadaşlar, beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Paylaşabilirsiniz. Onun dışında abone de olun. Takip edin. Yeni videolar yayınladıkça da işinize yarayacağını düşünüyorum. Herkese başarılı projeler, işler diliyorum.